Herkese merhaba, ben Seher. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi günü, 19 Kasım cumartesi günündeyiz ve size hafta sonu vlogu çekmeye karar verdim. Şu an hazırlandım, ben vloga güzel görünüp başlamak istediğim için hazır bir şekildeyim. Bugün size ne yapacağımızı anlatayım. Bugün şimdi ben Minnesota'nın hiç böyle bir kasabasında yaşıyorum diyeyim. Bugün şehre ineceğiz gibi, yani şehir yakınında olacağız, alışveriş yapacağız. Ondan sonra host brother'ımın bir tane hockey maçı var. Hockey maçına gideceğiz, bir şeyler yiyeceğiz falan filan. Yarın da pazar, bakalım yarın ne yapacağım, hiçbir fikrim yok. Size bir tane vlog çekeceğim. Ve öyle, hadi vloga başlayalım, enerjiyim. Çünkü dün okulum yoktu. Herkes hasta olduğu için okulu online yaptılar, bu yüzden enerjiyim. Let's go! Bakın dışarıda kar yağıyor. Yani yağdı aslında. Bir yağıyor, bir duruyor, bir yağıyor falan. Manzaram güzel bence. Bakın komşularımız. Evet. Şimdi bunu yanıma alacağım çünkü soğuk oluyor orası. Sonracığıma işte su, kitap, laptop çünkü edit yapmam lazım. Ve size kombinimi göstereyim. Kombinim böyle. Bu kolyeyi bana Joanna almıştı. Joanna, I love you. I miss you so much. Ve bu arada YouTube'da daha fazla aktif olacağım, merak etmeyin. Çünkü Türkçeyi unutuyormuşum gibi geliyor. Şimdi benim okulumda iki tane daha Alman exchange student öğrencisi var. Ve onlarla arada Almanca konuşuyoruz yalnız olduğumuz zaman. Çünkü hani unutmamak amaçlı. Onun dışında bütün gün İngilizce duyup İngilizce şey yaptığım için zaten sorun yok. Ama Türkçeyi hani sanki unutacakmışım gibi geliyor. Bu yüzden hani en azından çünkü Türkiye'deki arkadaşlarımla da çok konuşamıyorum. Onların çok fazla ödev, ders vesaire falan. Bu yüzden artık sizinle daha fazla vlog. Evet, bir de size giyeceğim ceketi göstereyim. Ta-ta! Çıkar mısın kankicim? Evet. Bu ceketi giyeceğim arkadaşlar. Yep. Ama bayağı sıcak tutuyor. Bunu şeyden almıştım. Stradivarius'tan online sipariş ettim. 40 dolara falan inmişti. Bence bayağı okey. Bunu giyeceğim aynen. Eğer bir exchange student öğrencisi olarak Minnesota'ya gelecekseniz gelmeyin. Gelmeyin. Çok soğuk. Kış daha başlamadı. 1,5 ay önce buraya geldim. Hatta 2 ay olacak bu ayın 20. Yani birkaç gün sonra 2 ay olacak. Hayatımda hiç bu kadar hasta olmamıştım. 3 defa hasta oldum. Bir tanesinde sesim bitti. Diğerinde ne oldu? Diğerinde nezle gibiydim. Üçüncü, yani geçen hafta çok kötüydüm. Geçen hafta bayıldım. Evet, yani bilmiyorum. Buranın hava şartlarına bir şekilde alışmam lazım. Ve kışlar gelmedi. -20'lere kadar inecekmiş. Şu an Crumble Cookies'e geldik. Burası çok ünlü bir tane cookie'ci ve ben burayı uzun sürede denemek istiyordum. Şu an işte hangi cookie'leri alacağımızı falan seçiyoruz. İçerisi o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Neyse, ben chocolate chip ve apple pie alacağım. Evet, çok güzel kokuyor içerisi. We got the cookies! Schnell! Tadı çok güzel. I think it's the best cookie I ever had. I really like it. Cookie sıcak ve bilmiyorum, ben aslında çok beğendim, tadı bence güzel. Yani uzun süredir yediğim en iyi kurabiye olabilir. Ve ağzınızda dağılıyor. Bence güzel. Şey, what do you think about the cookies? 10 out of 10. 4? Why? My cookies are better. Yours are better. I would actually give them a 9. They're really good.
Okay, guys. My host family think that the cookies were trash. No! It was good! Mine are better. Yeah. TJ Maxx. It's freezing. Şu an TJ Maxx'e geldik. İlk defa Amerika'daki bir TJ Maxx'e girdim. Bakınıyorum. Değişik şeyler var. Baksanıza ne kadar çok şey var. Almanya'daki TJ Maxx'e 1000 basar. Bilmem böyle bir şey var. Bakınalım. Bakın. Her yer Christmas eşyalarıyla dolu. Bu arada hostelden bana yılbaşı için ne istediğimi sordu. Ben de bilmiyorum dedim. Çünkü çok utanıyorum yani ne diyeyim? Yani bunu mu istiyorum diyeyim. Ama eğer söylemezsem bana kendileri bir şey alacaklarmış. Yani beğenmeme ihtimalim var, beğenme ihtimalim var. Düşünmeleri çok tatlı. O yüzden muhtemelen onlara ne istediğimi söylemem lazım. Ne istiyorum bilmiyorum. Baksanıza. Şunlara bakın çok rahat böyle. Acaba şöyle bir tane yastık mı alsam? Ama gerek yani şu an yastığa ihtiyacım yok. Kıyafete ihtiyacım var. Şu an acaba şey mi? Böyle bir tane şey mi istesem? Bilmiyorum ki. Ne isteyeceğim bilmiyorum. Bakalım Amerika'da fiyatlar nasılmış. Bu Columbia ceket. Bir dakika. Oo, $60. Aslında bazen çok bayağı uygun şeyler var. Sadece bakmanız lazım. Bakın New Balance. Oha. Bu bende gelebilir. Ama large beden. Neyse elimde tutacağım. Baksanıza yani bazen o kadar uygun fiyatlar ki mesela bu Michael Kors 50 mi? 60. Bakın bunu denedim. $25 muhtemelen alacağım. I have to buy it, okay. Alacağım, evet. Alacakmışım. Arkadaşlar bakın bu da Champion'un bir tanesi. Bu da $25. Aralarına karar veremedim daha. Bunu bir ara deneyeceğim. O kadar güzel şeyler var ki yani. Bu mesela Calvin Klein. Bir de fiyatları böyle $25. Almanya'da hiç böyle bu kadar güzel şeyler yok. Ve aşırı kıskanıyorum şu an. Çünkü Amerika'yı taşımak istiyorum. Aa bir dakika ben taşındım zaten buraya. Aa bu da güzelmiş. Bakın Champion. Okay size göstermeye devam edeceğim. Burada böyle full kazak falan var. Evet. Böyle bu mesela Calvin Klein. Çok fazla yani aşırı güzel şeyler var ilk olarak. Sadece bazen bedenimi bulmakta zorlanıyorum. Bakın mesela bu Champion normalde çok pahalı bir marka. $17. Sadece ben bunlar medium. Yani medium değil. Bunlar small falan. Bu yüzden alamıyorum ama yoksa alacaktım. Çok üzgünüm. Burada mesela yine full Champion falan var. İnsanlar full bana bakıp duruyor. Neyse. Ama hani fiyatlar Almanya'ya göre çok çok daha uygun. Beni burada bırakın gitsinler hostel'ler. Beni burada bırakıp gitsinler. Çünkü çok güzel şeyler var. Ama daha birkaç tane dükkana daha gideceğimiz için burada çok para harcamak istemiyorum. Bakın mesela şu Vans'lar. Arkasında Vans of the... Aslında bunlar çok güzel. Bunlar $10. $10. Ya da şöyle Guess falan. Ama bir dakika. Ama bunlar small beden sorunu. Bir dakika bakacağım. Arkadaşlar sorun ne biliyor musunuz? Bir dakika. Sorunu anlatacağım. Birinci sorun. Amerikanların hiç tarzı yok. Ve hani kimse beni anlamıyor İngilizce konuşurken. Bu yüzden çok mutluyum. Amerikanların hiç tarzı yok. Gerçekten hani tarzları berbat. Bir Avrupa tarzıyla karşılaştırılamaz bir yer. Çok kötü. Çok kötü. Buraya geldiğinden beri belki 2 aydır buradayım. Belki böyle 2 defa demişimdir. Aa ne kadar kızın güzel tarzı falan. Çünkü insanlarda tarz yok. Aa, bir dakika bakın. Bakın mesela bir tane Champion eşofman altı buldum. Bu medium beden. Bu bende gelebilir. Deneyeceğim.
Arkadaşlar çok güzel şeyler. Bir de bir tane şey buldum. Vans hoodie $12. İhtiyacım olmayan her şeyi alıyorum. Anneme sordum. Anne dedi ki ihtiyacın ne varsa al. Anneciğim. Aa bakın bu da Guess. Yok kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Yeah. Thank you. Arkadaşlar bu ülkede Allah sabrını vermiyor. Her şey çok pahalı. Ama kıyafetler ucuz. Allah şükür kıyafetler ucuz. Çiney. Host annem buralarda bir yerde. Neyse. Hemen deneyelim. Çok enerjiyim bugün. Çünkü alışveriş yapıyorum. Okay, bu sweatshirt XX large. Çünkü bir X small'u vardı. Bir small'u vardı. Bir de bu bedeni vardı. Şurada böyle Vans logosu var. Arkasına da ay, görebiliyor musunuz mu? Vans of the wall yazıyor. Bence güzel ya $12 için. Ne diyorsunuz? Bence alınır. Şimdi bu Champion eşofman altını çok beğenmedim açıkçası. Fiyatı uygun olabilir fakat eve götürecek artık valizimde yer kaldı. Valizimdeki yeri boş verelim. Almanya'ya gitmiyormuşum gibi hayal ediyorum. Neyse. Beğenmedim. Beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Pek rahat değil. Sen benimle gelmiyorsun ama sen geliyorsun. Okay, so Shanae and I, we have a shopping addiction. She's buying the whole store, just kidding. I'm buying a sweatshirt and this jacket. Ah, these ones are actually cool. Evet, TJ Maxx'ten çıktık ve bir şeyler aldım. Hava şu an çok soğuk, sanırım -5 falan. Araba. Arabaya koşarız. Şu an arabadan yine indik. Chipotle'ye geldik çünkü bir şeyler yiyeceğiz. Ha! Chipotle benim favori yerim çünkü genelde sağlıklı oluyor. Ve aynen. It's freezing. What's going on over here? What's going on over here? What's going on? Yeah. I'm having my breakfast. Oh. Whatever. He has a game today. Again. Are you guys gonna win? I'm in there, the top. No, we're the top team in our division. Oh. Yeah. Probably they're gonna probably win. Yeah. I'm tired. Günaydın arkadaşlar. Ay her tarafta araba var. Bir video çekemiyorum. Neyse, Elias'ın hockey maçının olduğu yere geldi. Şu an Pine City'deyiz. Ve ben de biraz yürümek istedim. Şine'ye dedim ki dışarı çıkıp yürüyebilir miyim? O da tamam, üşüme dedi. Bakın, Şine host annem bu arada. Neyse, şu an karda yürüyorum. Botlarımı giymem iyi oldu. Bir de güneş var. Bu yüzden biraz C vitamini şey yapıyorum, alıyorum. Ne yapıyorsam artık. Buralara biraz yürüyeceğim. Çünkü canım sıkıldı ve Amerika'da böyle yürümeyi, Allah'ım yürümeyi özledim. İnsanlar her yere arabayla gittiği için böyle hiç yürüyemiyorum. Aynen. Ve bir sürü araba var. Neyse, şu an yürüyorum. Yürüyorum.
İnşallah kaçırıldığım gün bugün olmaz. Bakın. Etrafta hiçbir şey yok. Ne kadar yürüyeceğim onu da bilmiyorum. Çünkü kulaklıklarımı evde unutmuşum. Şu an Pine City'deyiz. Aslında böyle ileride bir tane ikinci şeyi var. Dükkanı var ama oraya kadar. Bakar mısınız yani bugün pazar günü kimse yok sokakta. Çünkü herkes arabayla her yere gidiyor. Yürüyen tek benim arkadaşlar. Yürüyen tek benim. Elias'ın hockey maçından sonra da şeye gideceğiz. Market alışverişi yapacağız. Vlog tam hızla devam ediyor. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Çok seviyorum böyle. Mesajlarınızı hep görüyorum. Love you guys. Ellerim dondum. Arkadaşlar Allah'ım çok kötü çıkıyorum ya. Neyse. Hava bakın bunlar benim ayak izleri. Neyse. Hava -3 dereceymiş. Neyse ben yavaş yavaş geri döneyim. Minik minik de olsa bir yürüyüş yaptım. Çünkü hasta olmak istemiyorum. Yoksa daha yürürdüm de biraz ellerim üşüyor. Evet. Çok soğuk. Neden bu kadar soğuksun beni soğuta? Bir de güneş de var aslında ama güneşi artık hissetmiyorum. Artık soğuğu hissediyorum. Oha baksanıza. Adam öldürür bunlar. Oha. Şunları görüyor musunuz? Bir dakika. Şuna bakın. Oh my god. Tamam bunlar... Oha. Bakın şu adam öldürür. Şaka yapmıyorum. Şu... Evet arkadaşlar şu an saat 2'ye 1 mi geçiyor öyle bir şey neyse tuvalete geldim ve okay, Elias'ın hockey maçı bitti ve biz kazandık ona 5 mi ne biz kazandık neyse şu an arabadayız çünkü arabanın bir sorunu var onu çözmeye çalışıyoruz otomobilcideyiz sonra yemek yemeye gidecekmişiz biraz önce bir tane mandalina yedim çünkü C vitaminim ve öyle hava çok soğuk. Soğuk hava sanırım -3, -4, -5 derece falan. Öyle. Şu an Meksikan yemeğe geldik. Meksikan neyse artık Meksikan mutfağı. Thank you. Oh my god, it looks really good. I got broccoli with chicken and then rice and guacamole. Şu an Walmart'a geldik ve alışveriş yapacağız. Aynen. Ama güzel. Ama biraz soğuk. Haydi içeri girelim. Evet tabii ki de koşmasa olmazdı host kardeşim tabii ki de. Bakın burada mesela full mumlar var. Ben bunları geçen koklamıştım zaten. Bir sürü yılbaşı Christmas eşyaları geldi. Full dolu buralara. Şimdi böyle bir tane krem alacağım çünkü yüzüm çok üşüyor soğuklara karşı. Baksanıza şunlar çok tatlı. Bir sürü şey var. Hostelimi kaybettim bu arada. So many Christmas stuff. This is cute. Dolaşıyoruz burada. These are cute. We need all these. Burası mesela böyle full. Mesela bunların fiyatları çok uygun. 98 kuruş. Kuruş demem peki halen. Baksanıza. Elias, look. Look, these are cute. Vikings merch. Vikings merch? Is that what you said? Vikings merch? I said Vikings merch. Vikings? Vikings. Oh. I was going to say Vikings. Evet. Acaba kendime bir şey almayacağım fakat şöyle yumuşak birkaç oyuncak mı alsam? Mesela. Çok tatlı. Her geldiğimizde buna bakıyorum. Alabilirim. Alsam mı? Bugün alayım mı? Okay. Benle mum deneme şeyi devam ediyor.
ilk olarak cooking and milk. Şey diyeceğim. Bu aslında güzel kokuyor. Kesin okuldan birisini göreceğim yani. Kesin muhtemelen birisi. Neyse. Sonra acımı. Hazelnut cream. Çünkü odama mum almak istiyorum. Oo, bu hiç fena değil. Ama buna 8 dolar vermeyeceğim bugün. Evet, peace on earth. Lütfen. Dünyada barış. Abi güzel. Güzel. Bakın mesela şu. Yok, bu çok kötü. Bakın bunlar mesela kocaman. Aa, cereal. Sonra cama burada pop, ben daha pop tart yemedim. Bir ara denemem lazım. Pop tartlar falan var. Sonra bir sürü bar. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Ama bar almayacağım çünkü evde yeterli kadar bar var. Ama mesela şunlar falan çok güzel oluyor. Sonra cama devam ediyor burada. Bakın, bakın. Burada Lucky Charms falan var. Sonra Reese's çok güzel, seviyorum. Sonra cama. Aa bakın, mesela bizim evde bu var, granola. Bu güzel, bunu seviyorum. Sonra şunlar falan. Granola bar. Bunu daha denemedim. Bir ara deneyebilirim. Sonra cama bayağı. Burası full mısır gevreği. Alright, just take a drink. Don't be jealous. It's on the counter. Don't be jealous. Stop. That's me. Destiny. This looks so cute. Arkadaşlar, 5 dolar aldım tripodum. Bayağı iş görüyor, yere koydum sizi. Eve geldik, şu an saat 5:30 ve size Walmart'tan aldıklarımı göstereceğim. Walmart ve neyse işte, anladınız siz. Hallelujah. İlk olarak, şimdi bu benim aylık sim kartım. 45 dolar yay. Ama iyi tarafı ise internetim limitsiz. Çünkü evdeki internet genelde kötü çekiyor. Bunu okula giderken falan yani her yerde iyi çekiyor ve limitsiz olması falan çok iyi. İşte aylık telefonumu eklemek için aman gerekiyordum. Evde internet yok şu an. İnternet firmasıyla bir firma sorun yaşıyormuş falan. 70 bin kişi internetsizmiş falan, çok internet yok evde. Bu yüzden bugün ne yapacağım bilmiyorum. Duş alacağım, video editleyeceğim. İnternetsiz bir hayat. Evet. Sonra CeraVe'nin böyle bir tane kremini aldım. Şimdi burada havalar -10, -20, -30 derecelere kadar ince için yüzümü şey yapması için, koruması amaçlı. Bayağı kalın bir kremmiş, arkadaşlarım söyledi, burada yaşayan arkadaşlarım. Böyle bir krem aldım. Bu da 15 dolar falandı. Sonracığıma bir de çorap aldım. Böyle yumuşak çorap. Koleksiyon yapıyorum artık. Bunlar 1 dolar 25 kuruş 25 25 cent mi? 25 ne deniyor ya? Penny. 25 penny'ydi. 1 dolar 25 penny. Geçen siyahlarını almıştım. Bayağı sıcak tutuyor 1 dolar için. Evet. Bunları aldım. Şu an odamı toplayalım isterseniz. Çünkü ben bu vlogu burada daha bitirmek istemiyorum. Okay, şu an küçük bizim evin burada kulübe var. Kulübeye gittik ve yılbaşı dekorasyonlarını aldık. Yani benim de haberim yoktu. Biraz önce yaptık. Şimdi evi süslüyoruz. Sizi de hızlı çekime alacağım, hem ağacı yaparken falan görürsünüz. Aynen. Let's go.
He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. Arkadaşlar bakın, host babam odama bunu asmış. Çok tatlı değil mi? Odama gelince gördüm, çok sevindim. Şimdi size odamın bitmiş halini göstereceğim. Bu arada bakın bu basketbol trikom. Ama bunları biz sadece şey için giyiyoruz. Practice için giyiyoruz. Haftanın 5 günü basketbolum olduğu için. Jaguars neyse. Bakın dolabım böyle görünüyor. Yarın okula ne giysem diye düşünüyordum. Sonra bu yeni aldığım bu balanslı ceket var ya. Muhtemelen bunu giyeceğim. Çünkü çok sıcak tutuyor ve rahat. Çünkü yarın saat 4.30'da kalkmam lazım. Ay size anlatacağım. Sonra paltolon falan. Böyle buraları bayağı düzenledim. İşte burada sweatshirt, crop, tişört. Burada da kışlık ceketler. Aha size bunu gösterdim bu. Yeni kışlık ceketim North Face'in. Ama daha kıyamıyorum giymeye. Bu yüzden diğer ceketleri giyiyorum hep. Almanya'ya bunları nasıl götüreceğim Allah biliyor. Neyse burada pantolonlarım falan var. Burada da evde giymelik rahat olan şeyler falan. Ve arkadaşlar bir vlogun daha sonuna geldik. Umarım bu vlogu izlerken çok eğlenmişsinizdir. Ben snitch'i çekerken çok eğlendim. Bu arada biraz önce bir tane oyun oynadık ve oyunu ben kazandım. Yarım saat, bir saattir oyunu falan oynuyoruz. Bütün aile üyeleri tarafından yenildim. Yani yediler beni. Ama yine de oyuna geri dönüp ben kazandım. Neyse. Beni Instagram ve TikTok hesabımdan takip etmeyi unutmayın. YouTube hesabıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Şu an saat 8. Böyle 1 saate 2 saat uyumam lazım. Çünkü sabah çok erken kalkacağım. Sizi çok seviyorum. Bye bye. İstek videolarınızı aşağıya yazın.